Merhabalar, bugün Silvan'dayız. 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla beraber Silvan bir polis ablukasına alınmıştı. Burada özel harekatçıların müdahalesi gerçekleşmişti. Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra binlerce Silvanlı özellikle çatışmaların olduğu mahallelere doğru yöneldi. Belediye önünde toplanan kitleye ilk başta bir polisin gazla ve tomayla müdahalesi söz konusu oldu. Yani yasaktan sonra da aslında Silvan'da bir polis ablukası müdahalesi devam etti diyebiliriz. Çatışmaların olduğu mahallelerde dolaşıp yaşanan durumu aktarmaya çalışacağız. Silvan'da dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Mescit Mahallesi'nde Cihangir ailesinin evindeyiz. Burada yasaktan önce 8 kişi kalıyordu. Aile fertleri yasağın ardından burayı terk etmek zorunda kalmışlar. Sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan sonra da geldikleri zaman evleri tamamen bir harabeye dönüşmüş durumda. Söylenene göre buraya özel harekat timleri girmiş ve evi dağıtmış durumda. Şimdi görüntülerimizde de görüyorsunuz. Evde kullanılabilecek durumda hiçbir eşya kalmış değil. Mahvolduk, çocuk çocuğumuz olsaydı hiçbiri canlısına. Nereye gideceğim? Kaç çocuğunuz var? 6 çocuğum var. Bu evde yaşıyordunuz. Bu evde yaşıyorduk. Nasıldı daha önce yaşam şartınız nasıldı? Normaldi, geçiniyorduk, güzeldi, temizdi, idare ediyorduk. Ne yapacaksınız, nereye başvuracaksınız? Hiç bilmiyorum, ne yapacağımı ben de şaşırmışım şu anda. 25 günden fazladır evimden çıkmışım, gelmişim ne? Çocuğumun korkusunda, yoksa gitmiyordum, gitmeyi düşünmüyordum. Ay, iyi ki de gitmişim, yoksa bütün çocuklarım kurşuna dizilecek. Buradan canlı çıkamazdık. Yani buradan canlı çıkamazdık. Adalet istiyoruz, adalet. Biz bir an önce barış istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Hem devlet büyüklerine hem HDP büyüklerine sıkınıyoruz. Bir an önce barış olsun. Silvan'da evlerin içinde dolaşmaya devam ediyoruz. Yani gördüğümüz birçok ev tahrip olmuş durumda. Evlerin çoğunda kurşunlar mevcutken bazı evlere de roket parçaları isabet etmiş durumda. Şimdi burada bu roket parçalarını görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi roket parçaları, alt katta mermi istemediğiniz kadar mermi, evimizin koridorundayken keskin nişancıların bize ateş etmesi, devletin bizi koruyup kollaması gerekirken bizi öldürmeye çalışması, bilmiyorum ne diyeceğimizi, söylenecek bir şey yok. Yani burası senin ülkenin vatandaşlarının yeri mi, dışarıdaki bir ülken? Burası Suriye değil ki, burası Afganistan değil ki, burası Lübnan değil ki. Sen burada beni korumakla yükümlüyken senin keskin nişancın bana ateş ediyorsa, evime roket diyorsa ben ne huzur bulurum, ben sana ne verebilirim? Ben verdiğim vergiden devletin özel korumaları, özel birlikleri maaş alıyor. Adam geliyor, buranın vatanın sahibi oluyorlar. Ben buradaysa vatanın haini oluyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum. Hastalıkların arasından insan korkuyordu. Diyordu, a buraya değecek, a buraya değecek. Korkudan kimse evden çıkamıyordu. Mermi sesleri, bomba sesleri. Her patladığında insan diyordu, bir can gidiyor. Yok ya, batıdakilere de sesimizi duyurmak istiyoruz gerçekten. Artık onlar da bu işe bir dur desinler. Yani bir sesimizi daha nereye kadar duyuralım artık? Onlar da bu işe dur desinler. Gerçekten yani vahşettir abicim ya. Hepimiz burada ekmek yiyorduk. Hepimiz burada evimize akşam bir ekmek götürelim diye çalışıyorduk akşama kadar. Artık o da yok. Biz ne yapacağız yani şimdi?